Çinlilerin çok kullandığı pirinç sirkesiyle güzel bir etli noodle yemeği yapacağız. İsterseniz gelin başlayalım. Yine pirinçten yapılmış noodle'larım var. Beyaz noodle'lar var. Çin noodle'u da diyoruz bunlara. Diğer noodle'lardan biraz daha farklı. Sıcak suyum var. Her zaman yaptığımız gibi unutmadan tuzumuzu atıyoruz. Şöyle içine atıyorum. Yaklaşık 4-5 dakika yeterli olacak. Lahanam var. Beyaz. Kalın kısımlarını alıyorum. İnce ince doğruyorum. Gayet güzel. Kenara alalım. Gelin noodle'ları bir kere daha karıştıralım. Havuç var. Onu da kenara alalım. Güzel bir bonfilem var. Bonfileyi de şeritler halinde keseceğim. Çok da ince kesmeyin. Biraz dişe gelsin. Çünkü pişince, kızartınca zaten küçülecekler. Domatesler var. 3-4 tane domates alayım. Onları hazırlayalım. Daha sonra noodle'larımızı çıkartacağız artık. Sadece ikiye kesiyorum. Gelin noodle'ları alalım. İçerisine bir parça susam yağı koyuyorum. Normalde makarnaları haşladıktan sonra soğuturken zeytinyağı koyuyoruz. Ne demiştik? Soğurken bütün o yağ aromaları daha iyi çekiyorlar. Biz de birazcık şimdi hem yapışmasın diye hem de o soğurken o aromayı çeksin diye içine bir parça susam yağı koydum. Şöyle çok az da karıştıralım ki. Zencefilim var. Şöyle ince şeritler halinde yine kesiyorum. Daha sonra da küçük parçalara bölüyorum. Susam yağını alıyorum, koyuyorum. Şimdi susam yağınız yoksa bu yemeği yapamazsınız anlamına gelmiyor. Önemli olan teknikler. Zeytinyağı kullanabilirsiniz. Tabii ki susam yağıyla lezzet olarak pek bir benzerliği yok. Ama yine de susam yağını sevmiyor olabilirsiniz, evinizde olmayabilir. Onun yerine zeytinyağı kullanarak da bu yemeği rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdi etlerle lahanaları aynı zamanda eş zamanlı olarak atacağım. İkisinin de pişmesi 5 aşağı 5 yukarı aynı zamana denk gelecek. Birazcık tuz. Tuzu fazla koymuyorum çünkü içine soya koyacağım. Biberini biraz bol tutacağım. Şöyle karıştıralım. Altını iyice açalım, havuçları koyabiliriz. Amaç lahanaları birazcık öldürmek, terletmek, etleri pişirmek, havuçları yumuşatmak. Daha sonra noodle'la birleştireceğiz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Birazcık lahanalarım kendini bırakmaya başladı. Etlerin üstündeki çiğlik de gitti. Artık fıstıklarımı koyabilirim. Susamımı da ekliyorum. Bunları da kavuralım. Zencefili de ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Gelin şimdi soya sosumuzu ilave edelim. Birazcık pirinç sirkesi. Nasıl balzamik sirkesini çektiriyorsak pirinç sirkesini de birazcık çektireceğiz. Güzel gözüküyor. Rengi çok güzel gözüküyor. Domatesleri de ilave edelim. Domatesleri sonradan ilave ediyorum. Suyunu bırakmasını istemedim o pişerken. Hafifçe kaynasın. Noodle'ımızı da koyalım. Şöyle hepsini karıştıralım. Gerçekten güzel gözüküyor. Altını kısıyorum. Bir parça taze soğan alıyorum. İnce ince keselim. Çok az da taze kişniş.
Şöyle yapraklarından tutuyorum. İnce ince keselim yine. Bir avuç alıyorum. O tekisinden de içine atıyorum. En son atıyoruz taze baharatlarımızı. Güzelce karışsın. Her zaman yaptığım gibi maşamı alıyorum. Büyük bir parçayı şöyle içine bırakıyorum. Birazcık etlerden, sebzelerden içine koyalım. İçine bir parça susam daha ekliyorum üzerine. Çok az soğanımdan da. Hepinize afiyet olsun.